şu anlama geliyor. Önce genel olarak şöyle başlayalım Elif Hanım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki ana hedefi neydi? Suriye'nin İsrail'e karşı olan, yani İsrail'in güvenliğini sağlamak için Suriye'yi mümkün olduğu kadar küçük parçalara ayırmak. Yani Kuveyt gibi küçük devletçiklere ayırmak. Bir kere hedefi bu. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki hedefi Suriye'yi parçalamak, bölmek. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hedefi böyle orta yerde duruyor. Başka ne var? Oradaki Suriye'deki İran'ın ve Rusya'nın gücünü sınırlamak, yok etmek. Üçüncüsü İran'ın Lübnan'daki Hizbullah'la irtibatını kesmek ve İran'ın İsrail'e karşı olan bilen olacak olası tehditini de ortadan kaldırmak. Şimdi böyle bir tehdit var ABD'nin. Değişmeyen tehdidi, stratejisi bu. Peki Trump nasıl etkiliyor bu tehdidi? Trump'ın şu anda iç sıkıntısı var biliyorsunuz. İç kamuoyunda, iç siyasette, içeride yargılama süreci devam eden bir başkandan söz ediyor. İçeride sıkışmış durumda. Trump'ın kişiliğini de buna kattığımızda şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Trump'ın bir düşmana, iki savaşa ihtiyacı var. Daima bir düşman olacak ve daima bir savaş olacak. Neden? İç kamuoyunu rahatlatmak ve kendisini rahatlatmak açısından, kendi başkanlığını sürdürmek açısından. Şimdi böyle bir liderle karşı karşıyayız. Yani tehlikeli bir liderle, öngörülemez bir liderle, savaşı ve düşmanı seven bir liderle karşı karşıyayız. Peki cephede kimler var? Şimdi Çin, Rusya'ya Doğu Akdeniz'e gemi göndererek, savaş gemisi göndererek destek vereceğini beyan etti Çin. Bu durumda karşımızda şu cephe çıkıyor. Rusya, Çin, İran, Suriye cephesi. Öte yanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın öncülüğünü yaptığı Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan ve İsrail ittifakı var. Şimdi bu ittifaka tabii bazı Batı ülkelerde daha sonra katılacaklar. Peki tam gerçekten Suriye'yi daha önce biliyorsunuz dün sabahleyin yine Suriye'deki bir T4 havaalanı, yani Tayfur havaalanını İsrail'in uçaklarıyla vurmuştu. Orada birkaç tane İranlı askerin öldüğü ortaya çıktı Suriyeli askerle beraber. Demek ki Trump'ın buradaki Suriye coğrafyasındaki hedefi şu. Özellikle İranlı askerlerin, İran ordusunun veya İran milislerinin bulunduğu üsleri vurma hedefi var. Bir kere bunun altını çizelim. Dolayısıyla Trump, yani Amerika Birleşik Devletleri, Suriye askerlerinin bulunduğu Tartus, Laskiye, Hümeynim gibi üsleri vurma niyeti yok. Yani biz Rusya'yla doğrudan bir çatışmaya veya bir savaşmaya veya kısa dönemli de olsa, sınırlı bir çatışma da olsa buna yönelmek istemiyor. Rusya'yı karşısına almak istemiyor. Onun için muhtemelen vuracaktır, doğrudur. %100 böyle bir bombalama olayı, füzeyle yapma olayı vardır. Doğu Akdeniz'de şu anda 7 en büyük uçak gemisi ulaşmak üzere. Bunun yanında refakat eden 7 tane savaş gemisi var. Bunların hepsinde Tomahawk ve diğer füzeler var. Kuruş füzeleri gibi füzeler var. Bunlar Doğu Akdeniz'de muhtemelen yoğun bir şekilde bir füze bombardımana tabi tutacak Suriye'yi. Ama Suriye'de sadece İran'ın ve Suriye'nin bulunduğu, Suriye ve İran ordusunun veya askerlerinin bulunduğu üsleri ben vuracağını değerlendiriyorum. Şimdi Rusya'dan bir açıklama var. Rusya'da diyor ki Sayın Babiroğlu, akıllı füzeler yasal hükümetleri değil teröristleri vurmalı ifadesi var Rusya'dan. Doğru. Tabii Rusya öyle diyor ama Rusya'nın da ben şu niyetini anlıyorum. Çünkü mesela dünkü saldırıda İsrail'den gelen füze saldırısında herhangi bir karşılık vermedi Rusya. Neden? Çünkü vurduğu yer, yani İsrail'in vurduğu yer de İranlı ve Suriyeliler vardı. Suriyeli askerler vardı. Ben şunu düşünüyorum, değerlendiriyorum. Rusya kendi askerlerine, kendi üstlerine, yani Tartus'a, Laskiye'ye ve konuşlandığı başka bir iki üç tane Hümeyni gibi birkaç üste ABD doğrudan taarruz saldırı yapmadığı sürece ben karşılık vereceğini düşünmüyorum, değerlendirmiyorum. Bir kere bu var. Çünkü karşı karşıya gelmek istemiyor. ABD de Rusya'nın bulunduğu yerlerde bir füze saldırısı veya buna benzer herhangi bir saldırı yapacağını düşünmüyor. Fakat asıl konu şu. Trump veya ABD vuracak mı? Evet vuracak. Çünkü buradaki güç şudur. Suriye, Rusya'nın ve
İran'ın sayesinde desteğiyle muhalifler üzerinde stratejik bir üstünlük ve stratejik bir zafer kazanmıştır. Yani Şam'ın çevresindeki civarındaki Doğu Guta'da ve Duma'daki o muhalifler ateşkes imzalamışlardır ve İdlib'e ve Cerablus'a doğru gitmişlerdir. Çok az bir bölümü kalmıştır Duma'da. Evet. Demek ki Esad ve Suriye rejimi bir üstünlük kazandı. Kendi devletinin egemenliği üzerinde kendi kendini kontrol etme, yönetme sürecine girmek üzere. Şimdi bu süreci gören İsrail var. İsrail'in Esad ve Suriye rejiminin bir üstünlük kazanmasını, oradaki radikal unsurların yenilmesini istemiyor İsrail. Başka kim istemiyor? Suudi Arabistan hiç istemiyor. Başka kim istemiyor? Amerika Birleşik Devletleri de istemiyor. İstemediği için Suriye'nin veya Suriye rejiminin bu güçlenme adımlarını geri sekteye uğratmak için, onları etkisiz duruma getirmek için bir yıpratma savaşına girmesi lazım. Evet. Bu yıpratma savaşı dün itibariyle başlamıştır. Bu Suriye yıpratma savaşı devam edecektir. Suriye ordusunu terk edinceye kadar maalesef Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, bunun içinde İngiltere, Fransa uçakları var. Hatta Almanya bir savaş fırkateyni gönderdi Doğu Akdeniz'e ABD'nin donanmasıyla beraber. Demek ki bunlar da katılacak. O zaman biz bu yıpratma savaşına şahit olacağız. Ama esas önemli konu şu Elif Hanım. Türkiye nasıl etkilenecek ve Türkiye'nin tarafı nedir? Evet. Türkiye biliyorsunuz Rusya ile ve İran'la bir işbirliği halinde. Astana, Soçi zirveleri yapılan en son Ankara zirvesiyle beraber. Ve üçü şu anda Rusya'nın toprak bütünlüğü üzerinde bir taahhütte bulundular. Ve kendi aralarında işbirliği halindeler. Devam ediyor. Öyle ki NATO üyesi, NATO'nun güçlü üyelerinden biri Türkiye, NATO'nun tehdit olarak kabul ettiği ve ABD'nin şu anda tehdit ettiği, füzeyle seni vurarım diye tehdit, vururum diye tehdit ettiği Rusya'yla S-400 hava savunma füzesi anlaşması yaptı. Akkuyu nükleer santral inşaatıyla ilgili anlaşma imzaladı. Türk Akın Projesi gibi anlaşmalar yaptı. NATO'nun tehdit ülke olarak gördüğü Rusya'yla Türkiye bir stratejik ölçekte anlaşmalar yaptı. Yani stratejik olarak Türkiye Rusya'ya, Rusya da Türkiye'ye yaklaştı. Şimdi bu durumda Türkiye ne yapacak? Türkiye eğer İncirlik hava üssünü kullandırırsa, ki dün itibariyle İncirlik'e Amerika Birleşik Devletleri'nin bir uçak filosu geldi. Şimdi bu gelen uçaklar herhalde orada dinlenmek için, istirahat etmek için gelmedi. Suriye'de yapılacak olası harekat için geldi. Peki Türkiye İncirlik'ten ABD, İngiltere, Fransız ve diğer koalisyon uçaklarının kalkarak Suriye ordusunun üslerini, yani Suriye üslerini vurmasına izin verecek mi Türkiye? Kendi üslerini kullandırtacak mı? Evet. Kullandırtır mı? Cevabı muhtemelen kullandırtacak diyorum ben. Çünkü ABD uçakları dün itibariyle geldi. Türkiye'den de henüz bir ses çıkmış değil. Çünkü Türkiye bu kimyasal silah kullanım iddialarıyla ilgili olarak dünden önce hep Suriye rejimini suçlayıcı, yani ABD ile benzer ifadeleri kullanan bir ülkeydi. Şimdi bu açıdan baktığınızda kullandırırsa Türkiye İncirliği veya diğer üstleri, ABD ve Fransa, İngiltere ve diğer koalisyonu, bu sefer Rusya ne yapacak? Evet. S-400 füze anlaşması yapan bir Türkiye var. Akkuyu nükleer anlaşması yapan bir Türkiye var. Türk Akın Projesi devam ediyor. Muhtemelen Rusya'da Türkiye ile ilgili mesajı dün itibariyle verdi. Lavrov dedi ki, aslında Putin dedi, Türkiye Afrin'e girdi ama Afrin'de kalacağını hiçbir zaman zaten söylemedi. Görev bitince Afrin'den çekilmelidir dedi. Bunu kim söyletti? Putin söyletti Lavrov'a. Evet. O zaman muhtemelen Rusya'da Türkiye'ye karşı bir tavır alacak, tutum alacak. Türkiye'nin gerek Elbap'ta, yani Fırat Kalkanı harekatıyla, gerek başarılı bir şekilde İsrail'de Zeytin Dalı harekatıyla, yani Afrin'deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarını çekme yönünde bir baskıya doğru gidecek diye düşünüyorum Rusya. Ama uzun dönemde Rusya-Türkiye ilişkileri, çünkü artık bu yıpratmalı savaşta Türkiye tarafını belli ettiği anda Rusya'yı karşısında bulacak ve Rusya'ya gittikçe tabii Türkiye'ye karşı bir tavır alacaktır. Ama her durumda 9-10 bin kilometre sınır ülkesi olan, komşu ülkesi olan Suriye ile sınır olan Türkiye, İdlib'de biliyorsunuz radikal unsurlar var İdlib'de maalesef. Bu radikal unsurlar bu yıpratma, uzun süreli yıpratma savaşından, bombalamadan, füzelerin kullanılmasından
nasıl etkilenir? Eğer etkilenirse evet, Murat İkalosu'la nereye gider? Herhalde Türkiye'ye doğru bir göç başlar. Bu Türkiye'nin aleyhinedir. Peki Suriye'deki sivil masum halk bu ABD'nin diğer uçakların bize saldırısından nasıl etkilenir? Göç başlarsa nereye gider? Türkiye bir göç halkına uğrayabilir mi? Muhtemelen uğrar. Onun için Türkiye her durumda maalesef bir dezavantajlı bir durum söz konusu. Ben Türkiye'nin ABD ve koalisyon uçaklarının, çünkü kimyasal gazla ilgili bunun biz geçmişten ABD'nin sicilini biliyoruz. Saddam'a karşı hiçbir emare olmadığı halde kullandığını, gerekçe olduğunu işgal etmek için şeyi sonradan kullanmadığı ortaya çıkmıştı. Evet. Yani bu da geçmişteki gibi bir bahane mi oluyor aslında? Aynen öyle. Aynen öyle. Bunu da biz de kısa dönem sonra bir CIA örgütünden birinin aslında yoktu ama biz bunu ürettik diyeceğini, bazı devlet adamlarında nasıl Tony Blair özür dilediyse özür dileyeceğini göreceğiz. Ama bunu tabii ileride gördüğümüzde Irak'ta maalesef 1 milyondan fazla kişi yaşamını yitirmişti. Şimdi de Suriye'de 1 milyona yakın kişi yaşamını yitirdi. Bu uzun süreli yıpratma savaşıyla da daha fazla kişi hayatını kaybetti. Bir de tabii eğer ABD'nin niyeti normal bir niyet olsaydı, yani kimyasal gazın kullanılmasıyla ilgili cezalandırma olsaydı, şu anda kimyasal silahların kullanılmasını engelleyen örgüt biliyorsunuz Suriye'ye doğru hareket halinde. Oraya. Gelip incelemeyi bittikten sonra karar verirdi. Aslında şunu da söyleyelim. Sayın Mabiroğlu, Büyük Orta Doğu Projesi hep işte Amerika Birleşik Devletleri'nin. Evet. Yani bu projeyi de bırakmış, bu hayalinden vazgeçmiş de değil aslında. Bütün bu yaşananlarla biraz bunu da görüyoruz. Yani hayata geçirmeye de devam ediliyor bu projede. Edip Hanım, bir de son söz olarak şunu söyleyeyim. Çok kısa, buyurun. Mücadelesi ABD ve Rusya arasındaki güç mücadelesidir. Artık soğuk savaş döneminin adımları atılmıştır. Şu anda belki yumuşak soğuk savaş denildi ama adımları artık atılmıştır. Çünkü soğuk savaşta verilen mesajlar şu anda liderler tarafından verilmektedir. Nükleer silahların kullanılmasına kadar, nükleer silahların kullanılmasına kadar. Bir de buradaki ABD'nin asıl amacı Suriye değildir, İran'dır. Suriye'den sonra artık Suriye'ye yerleşen bir ABD'nin, İsrail'in, İngiltere ve Fransa'nın bundan sonraki hedefinin İran olduğunu ve yakın gelecekte İran'a karşı İran'ın çeşitli üslerinin nokta hedefleriyle vurulacağına da şahit olacağız. Peki göreceğiz. Bakalım tabii, şimdi bu nasıl? Bu tabii Suriye'de İran'dan sonra maalesef İran'ın Türkiye'ye geleceğini de düşünmemiz lazım. Onun için Türkiye stratejik bir akılla hareket etmeli. Ve İkinci hızlı. Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye, Cumhuriyet'in iradesi, kurucuları İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye'yi sokmama başarısını göstermişler. Peki. Oradan ders almamız gerekiyor.